Değerli İçel TV izleyicileri, hepinize merhaba. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Biliyorsunuz her hafta salı günleri farklı konu ve konuklarla bir arada oluyoruz. Ve gerek konuklarımızın gerekse kendi tecrübelerimizi ve bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir kısaca hatırlamak istersek, biliyorsunuz öncelikle finans konusunu işledik bir hafta. Daha sonra aile anayasası ve aile şirketlerinin kurumsallaşması konusuna değindik. Diğer konuları şöyle özetlemek isterim. Sivil toplum kuruluşlarının pozisyonlarını konuştuk. Nasıl daha aktif hale gelebilirler? Mersin'de tarımın önemini değerlendirdik. Ayrıca marka ve marka yönetimi konusunda bazı analizler yaptık. Siyaset ve ekonomi ile ilgili bir konuğumuz oldu. Girişimci iş kadınlarını konuk ettik. Onların hayata bakış açılarını, karşılaştıkları zorlukları hep birlikte analiz ettik ve dinledik. Yine Mersin'de çok önemli bir kesimi oluşturan esnaflarımızın sorunlarını inceledik uzmanlarla. Akabinde üniversitemizle, Mersin Üniversitemizle ilgili bazı problemleri ve çözüm önerilerini dile getirdik. Yine ayrıca Mersin'de sanayinin sorunlarını birlikte görüştük, tartıştık. Son olarak da hatırlarsanız bizim organize sanayi bölgesiyle ilgili sorunlarımızı analiz etmiştik ve turizm konusunu gündeme getirmiştik. Mersin ve Türkiye'de ve dünyada turizm nedir, nasıl gelişiyor, Mersin bu konuda nasıl bir hamle yapabilir onu da uzmanlarla konuşmuştuk. Bu haftanın konuğu ise Toros Üniversitemizin çok değerli rektörü Sayın Profesör Doktor Haluk Korkmaz Yürek. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Uzun bir süredir aslında aklımdaydınız sizinle bir program yapmak ama bugüne kısmet oldu. Öncelikle tabii programa başlamadan evvel sizi tanımak isteriz. Haluk Korkmaz Yürek kimdir? Akademik hayatı, aile hayatı ve hobileri nelerdir? Bunları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Peki kısaca özetlemeye çalışayım. 1956 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Kara Harp Okulu'nda öğrenime devam ettim ve 1978 yılında Topçu Teğmen olarak mezun oldum. Aynı yıl Kara Kuvvetleri beni Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne işletme bölümüne yüksek lisansa gönderdi. Orada yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Harp Okulu'nun işletme bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladım. 1985 yılında da Genelkurmay Başkanlığı'na tayin oldum. 2000 yılında da albay rütbesiyle Genelkurmay'dan emekli oldum. O süre içerisinde Harp Okulu'nda tabii işletme ile ilgili dersler verdik. İşletmecilikle ilgili dersler, organizasyon teorisi olsun, yönetime giriş olsun. Kamu yönetimi bile verdim orada. Genelkurmay'dayken tabii orada çeşitli projelerde görev aldık. NATO'da 1987-1988 yılları arasında Lahey'de Shape Teknik Merkezi denen bir ünitesinde orada çalıştım. Genelde simülasyona dayalı analizler üzerinde çalıştım. Emekli tabii Genelkurmay sürecinde ayrıca NATO'daki bazı kuruluşlarda ve Avrupa Birliği'nin bazı kuruluşlarında Türkiye temsilciliği görevini yaptım. Bu sanayi ile ilgili kuruluşlardı, uzun vadeli planlama ile ilgili kuruluşlardı. Aynı zamanda araştırma, geliştirme, sistem entegrasyonu ile ilgili kuruluşlardı. 2000 yılında emekli olduktan sonra çok kısa bir süre özel sektörde çalıştım. Daha sonra akademisyenliğe geri döndüm. Tabii Harp Okulu'ndayken doktorayı da tamamlamıştık. Atılım Üniversitesi'nde 2,5 yıl kadar görev yaptım. Ondan sonra orada Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevinde üstlenmiştim. 2004 yılında Çağ Üniversitesi'ne geçtim. Çağ Üniversitesi'nde hem bölüm başkanlığı hem enstitü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlendim. ...2013 yılında da Mersin Toros Üniversitesi'ne geçtim. Toros Üniversitesi'nde de İşletme Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttüm.
2018 Ocağı'ndan beri de rektörlük görevini üstlenmiş durumdayım. Akademik olarak genelde verdiğim dersler yönetimle ilgili derslerdir, organizasyon teorisiyle ilgili derslerdir, stratejik yönetim dersleridir. Bu arada 3 tane kitabım var. Birinin adı İş Modeli ve Kriz Yönetimi. Diğeri Stratejik Savunma Yönetimi. Benim asıl uzmanlık alanlarımdan biri de stratejik yani savunma yönetimidir. Evet. Bu savunma yönetimi anladığımız anlamda arazide topla tüfekle tankla yapılan savunma değil. Hoş, onlardan da biraz anlarız da. Ama asıl yönetsel anlamda savunma yönetimi. Nedir onda hocam? Da zaten tek kitap odur Türkiye'de. Çok kısaca bir bahseder misin bundan? Çok kısaca böyle hani stratejik savunma yönetimi nedir? Tamam, kısaca bahsedeyim. Bu önemli bir konu çünkü. Şimdi stratejik savunma yönetimi demek savunmayı planlamak demektir. Vergiler toplanıyor, silahlı kuvvetlere kaynak olarak sağlanıyor. Ama ülkenin milli hedefleri var, milli çıkarları var ve ülkeye yönelik tehditler var. Şimdi ülke bunların hepsiyle baş etmek zorunda. Bunları yaparken de silahlanmak zorunda. Tedarik ettiği silahları belli bir kuvvet yapısı içerisinde de kullanmak zorunda. Bütün bunlar için de para harcamak zorunda. O zaman çok basit olarak sorayım. 1000 tane tanka mı ihtiyacınız var, 1500 tane tanka mı ihtiyacınız var? Çünkü bir tane tank 20-30 milyon dolar. Bir tane uçak fazla alsanız, savaş uçağı, 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon dolar. İşte savunma planlaması, savunmaya ayrılan kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak. Ama aynı zamanda tehdide karşı caydırıcılık, milli hedefleri ve milli çıkarları, milli hedefleri ele geçirecek, milli çıkarları da koruyacak şekilde organize edilmeli. Biz bütün bu genel yapıya savunma planlaması, savunma yönetimi diyoruz. Tabii bunun içerisinde kuvvet planlaması var, silahlanma planlaması var, efendim altyapı, lojistik, insan gücü, birçok planlama var. Ama özü kuvvet ve silahlanma planlaması. Evet. Hocam şöyle yapalım o zaman, şimdiden sizden bir söz alalım. İlerleyen aylarda sizin de müsait olduğunuzda bu kitapların her birini böyle masaya yatırıp bölüm bölüm konuşalım. Çünkü gerçekten çok katkı sağlayacağına inanıyorum ufkumuza. Memnuniyetle bunu yapabiliriz. Bu iş modeli ve kriz yönetimi de çok onları özel da bir konudur. Çünkü kriz yönetimi iş modeli uygulamakta olduğunuz iş modeliyle bağlantılı bir konudur. İş modeliniz krizlere sizi açık hale getirir ya da kapalı hale getirir. Bunları konuşabiliriz. Savunma planlamasından bahsettim. Bir de üçüncü kitabımda bu biraz anı kitabı, bir ultramaratoncudan. Ben aynı zamanda bir ultramaraton koşucusuyum. Yani 42 kilometre ve üstü mesafelerden bahsediyorum. 50, 60, 80, 100. Ne kadar zamanda koşuyorsunuz bunu? Şimdi 42 kilometreyi. Mesela 42 kilometreyi tabii eskilerden 3 saat 17 dakikalarda koşuyordum. En son Antalya'da 3 saat 45 dakika civarında koşabildim. Şimdi artık 4 saatin üstüne çıkıyorum. Mersin Maratonu'nu 3 kere düzenlendi, 3 kere koştum. Bu sene 4. Aralık'ta düzenlenirse inşallah sağlığımız el verirse onu da koşarız. Ama ultra maraton dediğimiz 50 kilometre ve üstü mesafeler, onlar tabii parkura göre değişir. Onlar dağlarda koşuluyor. Çok tırmanışlı koşulardır. Ama örnek vermek gerekirse, mesela İznik'te ilk defa düzenlenen 60 kilometreyi 7 saat 32 dakikada koşabilmiştim. Benim için iyi bir dereceydi. O zaman 56-57 yaşındaydım. Az değil. Tek seferde en uzun koştuğum mesafe 104 kilometre. Aralarda bol miktarda 60-80'ler var. Bu 104 kilometreyi hiç durmadan mı koşuyorsunuz? Durmadan çıkıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Yani buradan Adana'ya gidiyorsunuz, Adana'dan tekrar dönüp Yenice'ye geliyorsunuz. Gibi. Adana yolu kolay. Düz sayılır. Bu şey pürüzlü yol yani. Bunlar çok tırmanışlı yani. Tırmanışlı bir yolu. Başladığınız zaman 8 kilometre, 10 kilometre evet, tırmanıyorsunuz. Dağlarda geçiyor. Yani o çok özel bir alan. Evet. O evet. Çok güzel bir şey. Evet. Biraz da ailenizden bahsetmek ister misiniz?
Evet, tam evliliğimizin 40. yılı. Maşallah. Benim en önemli şanslarımdan biri de eşimdir. Yani ne mutlu. Ben o bakımdan şanslıyım. Ne güzel. Yani beni koruyup kolladı efendim, bugünlere getirdi, büyüttü. Evet, değil mi? Öyle. Anne gibi rahatlıkla değil mi eşler? Diyebilirim yani. Evet. Allah ondan razı olsun. İki evladımız var. Bir kızımız, bir oğlumuz var. Allah var. Kaç ay yaşlandı çocuklar? Onlar da işte 39 ve 36 yaşlarındalar. Maşallah. Büyükler yani artık çocuklar. Hangisi büyük? Çocuklar. Kızımız büyük. Kız büyük maşallah. Torun falan var mı? Yok, şimdilik yok. Evet. Bizim çocuklar gibi tembel onlar da. Evet. Evet. Sevgili hocam, özel bu sporla uğraşıyorsunuz tabii, evet. Yani özellikle koşuyorsunuz, yürüyorsunuz. Bunun yanı sıra başka bir hobiniz var mı? Spor dışında. Spor dışında kitap da yazıyorsunuz. Yani hobi tabii çok özel bir alan. Ben öğrencilerime şunu söylerim. Size birisi hobiniz nedir diye sorduğunda kitap okumak derseniz bu doğru değildir. Peki ne? Biyografik kitap okumak. Benim bir başka özel alanım da fizikle ilgili kitaplar okumak. Yani ben mesela en son okumakta olduğum kitap hidrojen. Yani hidrojen atomunun aslında en basit atom, bir protonu ve bir tane elektronu var. Doğru. Ama içinde dünya yatıyor. İşte o kitabı okumalarını tavsiye ederim. Mesela dünyayı değiştiren beş denklem. İşte akışkanlar mekaniği oradan çıkıyor. Akışkanlar mekaniği bir ultrada çünkü işime yaradı. Öyle mi? Ayaklarım perişan vaziyetteydi. Acıyı azaltmanın evet. Yolu hızı artırmaktan geçer dedim. Öyle yapmıştım. Peki mesela dünyada hidrojen kaynaklarına sahip olmanın çok önemli olduğu konusunda son yıllarda bayağı bir söylemler var. Yani bu tabii ben amatör bir okuyucuyum. Bu konuda konuşmak bana düşmez. Fakat hidrojen evrenin en çok bulunan elementidir, maddesidir. Hidrojen neredeyse sonsuzdur. Güneş bile şu anda her saniye 4 milyon tona yakın hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Bazen öğrencilere soruyorum, işte bu hep hani hobiniz dediniz ya, ondan dolayı bu bilgiler soruyorum öğrencilere, güneşin içine kaç tane dünyası var diye. İşte 3, 5, 10, 6, 20, 50, 100 diyorlar. Halbuki 1 milyondan fazla dünya sayıyor. 1 milyon tane dünyayı bir güneşin, bizim güneşimizin içine sığdırıyorsunuz. Halbuki o güneşten de 4 milyon taneyi içine sığdırabileceğiniz başka güneşler var. Galaksiler. O zaman zaten insan aklı duruyor. Evet. Astronomi tabii çok zevkli. Benim bir hobim de bu. Bu tip evet. Fizik kitapları ve fizik dünyasına girmek. Evet. O kitapları okumak. Evet. Hocam tabii sizinle çok keyifli sohbetler yapacağız ileride mutlaka. Bugün ama isterseniz biraz da üniversitemizden bahsedelim. Şu an rektör olduğunuz üniversitemizin tarihçesi nedir? Ve şu an bu son yıllardaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Toros Üniversitesi'ne bir selam çakalım. Peki. Teşekkür ediyorum bu soru için. Gerçi birçok soru var ama bu giriş için önemli bir soru. Şimdi üniversitemiz bizim 2009 yılında kuruldu. Daha 10 yıllık bir üniversiteyiz. 5. Evet. mezunlarımızı yeni verdik. Yani biz gerçekten çok genç bir üniversiteyiz ama çok dinamik bir üniversiteyiz. Gelmeden önce bir araştırma yaptım. Dünyada 28.077 üniversite var. Web of Science'ın vermiş olduğu rakam bugün itibariyle. Bunun 4.500'den fazlası Amerika'da, 4.000'den fazlası Avrupa'da. Bu 28.077 üniversite içerisinde bizim sıralamamız, ya yani biz 10.347'deyiz. Halbuki bundan 1-2 sene önce, geçen sene hatta 15.885'miz. Bakın 5.000 üniversite birden biz Web of Science'da sıra atladık. İlk 10.000 içerisinde olmak demek, dünyada %37'nin içerisinde olmak demek. Tabii ki bunlar çok daha ileriye taşınacak olan rakamlar. Hedefimiz öyle. Bizde şu anda
3 fakülte var. Bir meslek yüksekokulu var. Bir yüksekokulumuz var, sağlık bilimleri yüksekokulu var. İki enstitümüz var, sosyal ve fen bilimleri enstitülerimiz ki birini zaten siz biliyorsunuz. Evet. 4 tane de araştırma ve uygulama merkezimiz var. 3000'in üzerinde öğrencimiz var. Toplam 30 bölüm var. 4 tane kampüsümüz var. Bakın bunlar hep 10 yıl içerisinde olan şeyler. Evet. Bahçeli Evler Kampüsü, 45 Şeyler. Evler Kampüsü, efendim Uray Kampüsü, o çok özel bir kampüstür. Evet. 50. yıl spor merkezimiz ve yurdumuz. Bu da bir kampüs. Şimdi 5.'si hazırlanıyor. Uray'ın hemen yanında, yani bizim o mimarlık fakültemizin hemen yanındaki eski bina, 3 Ocak binasını aldık. Evet. Gastronomi merkezi haline getireceğiz orayı. Gastronomi bilimi orada yapılacak. O da eski tarihi bina. Çünkü bir önceki bina 1895 tarihli. Evet, çok güzel. Evet, çok yani, anlamlı. Evet. Öbürü de öyle. Aslında belki ileride yeri gelir konuşuruz. Mersin'in tarihi kent bölümünü canlandırmanın ilk adımlarını biz orada atmış oluyoruz. Bir tane mimarlık fakültesi ve gastronomi merkeziyle o 3 Ocak şey başladı, restorasyon çalışmaları orada başladı. Eğitim için hedef nedir orada? Gastronomi bölümü. Tarih olarak ne zaman? Yani bir buçuk yıl içerisinde tamamlanır. Sanırım 2021 Eylül'ünde inşallah şeye başlayabiliriz, eğitime başlayabiliriz. Ama bu inşaat işi kolay değil. Gerçi projedir, zamanlıdır. Her şey yakından takip edilmektedir. Bir iki daha bilgi vereyim hani üniversitemizin ne olduğu konusunda. Biz bugüne kadar bakın... dünya ölçeğinde, dünya düzeyinde kabul edilen yayın kategorileri vardır. Buna SSCI, SCI gibi tanımlarız. Şimdi buraya 71 tane yayınımız var üniversite olarak. Bu şimdi önemli bir rakam. Bugüne kadar 84 öğrencimiz şeye gitmiş, Erasmus kapsamında yurt dışına gidip öğrenim görmüş ve geri gelmiş. 12 tane öğretim elemanını göndermişiz bu değişim programları kapsamında. Tabii bunlar geliştirilecek alanlar, daha da buralarda iyileştirmeye gideceğiz. Ama 10 yıllık yeni bir üniversite için bunlar önemli rakamlar diye, dinamizmimizi yansıtan rakamlar olarak diye değerlendiriyorum. Evet. Peki hocam, üniversitemizde tüm bölümlerde istenilen düzeyde öğretim üyesi rahatlıkla temin edebiliyor musunuz? Şimdi bu soruya çok büyük oranda evet derim. Çünkü bizim 240 öğretim elemanımız var. Size rakamlar vereceğim. Dolayısıyla ortalamanın ne kadar üstünde olduğumuz ortaya çıkacak. Bunun 70'i öğretim üyesi. Tedarik edili, yani işe alınacak yakında planlanmış 2 Eylül'de başlayacak olanlarla birlikte 70 öğretim üyemiz var. Şimdi sosyal bilimlerde 18 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Fen bilim mühendislikte ise, mühendislik bölümlerinde ise 15 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Sağlık bilimlerinde 9 öğrenciye bir öğretim üyesi, meslek yüksekokulunda da 10 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Bunlar Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olan rakamlar. Dolayısıyla bizim öğretim üyesi açısından bazı bölümlerdeki bazı alt kırılımlarda, o da YÖK yeni getirdi bu şartları. Mesela inşaat bölümü diyorsunuz ama inşaat mühendisi olmak yetmiyor. Onun altında birçok kırılım var, alt bölüm var. Evet. Elektrik, elektronikte 7 tane, inşaatta 6 tane alt kırılım var. Her bir alt kırılımda da hoca bulmanız gerekiyor. Bu açıdan bir iki eksiğimiz var ama sağ olsun bizim Hami Üniversitemiz Mersin Üniversitesi'dir. Tarsus Üniversitesi, efendim yakınımızda Çağ Üniversitesi ve yine yakınımızda sayılır Çukurova Üniversitesi var. Öğretim üyesi ihtiyacımız olduğunda
Hem onlardan bize öğretim üyesi gelir ve biz de hem Çukurova'ya hem Mersin'e öğretim üyesi görevlendiriyoruz. Dolayısıyla bu konuda kendimize oldukça yeterliyiz diyebilirim. Evet. Tabii çünkü biliyorsunuz öğretimin kalitesini belirleyen şey aslında öğretim elemanları. O kesin. Onu çözdüğünüz zaman üniversiteden güçlü hale geliyor. Öğretim üyesi olmadan hiçbir şey olmaz. Her şeyi geliştiren öğretim üyesi. Bilimi de yapan o. Tabii. Öğrenciyi yetiştiren de o. Yeni öğrenim tekniklerini uygulayacak olan da o. Tabii. Yani öğretim üyesi olmadan bu iş olmaz. Ki zaten hani üniversitedeki bu olumlu hava, dışa dönük hava artı Mersin kentinin genel yapısı başka illerden de aslında öğretim üyeleri için bir teşvik edici faktör gibi görünüyor sanki, değil mi? İnşallah bu daha da artacak. Mersin'in cazibesi arttıkça öğretim üyesi çekme potansiyeli de yükselecek. Çünkü sosyal hayatın ve kültürel hayatın renkli ve çeşitli olması da öğretim görevlilerine önem verdiği bir konu. Önemli. Öğrenci sayısını aldım hocam. Peki, tabii vakıf üniversiteleri sonuçta devlet üniversiteden farklı olarak bir ücret politikası izliyorlar. Çünkü maliyetleri var. Bu konuda Toros Üniversitemizin diğer vakıf üniversiteleriyle kıyaslandığı zaman genelde ücret düzeyiniz nasıldır mukayese ettiğimizde? Şimdi bu ücret hep mesela yanlış bir tabir vardır. Hep kullanılır. Özel üniversite. Türkiye'de özel üniversite yok. Yok. Türkiye'de vakıf üniversitesi var. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri kendi yağlarıyla kavrulmak zorunda. Devletten de yardım almadığı için. Örneğin bizim üniversitemiz. Tamamen öğrenciden elde edilen gelirle yürütülen bir üniversitedir bu. Bizim bursluluk oranımız, çeşitli burslar var. %50, %75, %100 gibi. Evet. Ama bunları ortalamasını aldığımız zaman 100 öğrencimizin 37'si tam burslu olarak okumaktadır. Yani bir anlamda 37 öğrencimiz 100 öğrenciyi okutmaktadır. Evet. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Ücret konusuna gelince bizim üniversitemizin ücreti diğer üniversitelere özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi baktığımızda çok mütevazi sayılır. Çok mütevazi. Yani bazı üniversitelerle kıyas kabul etmeyecek kadar düşük. Şu an yıllık mesela lisans öğrenci için. Söyleyeceğim. Mesela 34 bin lira civarındadır. Bunun %50 indirimi, bazı bölümlerde hep %50 indirimi vardır. Bunun yarısı ödenir. Meslek yüksekokulunda bu rakam 16-17 bin lira civarındadır. %50 indirim alırsa öğrenci üniversiteye giriş notuna göre bunun yarısı. Bunlar da bildiğiniz gibi 9-10 taksite bir peşin 9 taksit şeklinde ödenebilmektedir. O zaman makul eğitimin yani ücretli olan bir eğitimi toplumun tüm kesimlerine yayabilme amacımız var bizim. Evet. Öyle bir hedefimiz var. Zaten öğrencilerimizin çoğu bu bölgeden. Yani biz bu anlamda biraz da bölgesel bir üniversiteyiz. Bu bölgenin gelir durumunu da biliyoruz. Dolayısıyla öğrenci ücretleri belirlenirken bütün bu faktörler dikkate alınarak belirleniyor. Peki hocam. Bu konuda çok hassasız. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi televizyon programlarında zaman çok hızlı geçiyor. Bir bakıyorsunuz zaman bitmiş. Onun için ben böyle hızlı bir şekilde sorularla devam edeyim. İşte biraz hızlanayım arz ederseniz. Bu bahsetmiş olduğun 4 kampüsün dışında ayrıca daha büyük bir yatırım duymuştum ben. Var. Üniversitenin böyle bir hedefi hemen var mıdır? Hemen söyleyeyim. 30 dönüm bir yer aldık. Şu anda belediye orayla ilgili 1/5000'liği bitirdi. Yenişehir Belediyesi 1/1000'liği bitirdiği anda kazmayı vuracağız. Çok güzel. Hayırlı olsun. Yeni stadın hemen altında orayı bir sağlık kampüsü olarak düşünüyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesini kısmetse orada yapacağız ve böylece 5. kampüsümüzde, daha doğrusu 6. kampüsü, 5. kampüsümüz şimdi şeyde Uray'da yapılacak ama ikisini gastronomi bir kabul edelim. Evet. 5. kampüsümüzde orada Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak inşallah yapılacak. Tıp fakültesi olacak mı içerisinde? Şimdi tıp fakültesi ve hukuk fakültesi gibi konular konuşuluyor. Bizim kuruluş kanunumuzda tıp fakültesi ve hukuk fakültesi yer almıyor. Öncelikle onları kuruluş kanunumuza bizim koydurmamız gerekiyor. Bu ayrı bir süreç. Bu kanun olayı artık yani ayrı bir süreç o. Anladım. Öyle YÖK'ten hemen bağlanacak bir süreç değil.
Ama biliyoruz ki Mersin bölgesinin nüfusu gittikçe artmaktadır. Şu anda 2 milyonluk nüfustan bahsediliyor. Burada bir tane bir tıp fakültemiz var, Mersin Üniversitemizin. Yani bölge aslında ikinci bir tıp fakültesini kaldırabilir. Bunun bilincindeyiz. Belki ihtiyaç da vardır. Hukuk fakültesi bir tek Çağ Üniversitemizde var ve sürekli doludur. Mersin'de de hukuk fakültesi zaten yok. Belki bir hukuk fakültesi de ihtiyacı var diyebiliriz. Ama bunlar biraz daha orta ve uzun vadeli konu oluyor. Anladım. Peki. Ama en azından böyle bir değerlendirmeler var, konuşmalar. Anladım var hocam. Peki hocam, ülkemizde yıllardır özellikle İngilizce öğretimi konusunda bir sıkıntı var. Yani evet, biz mi öğrenemiyoruz İngilizce ya da gerçekten öğretim yöntemleri mi bize bunu öğretemiyor? Bakıyorsunuz birkaç üniversite dışında böyle ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi genellikle üniversiteyi bitiren gençlerimiz de akıcı bir İngilizce konuşmaktan mahrum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu İngilizce konuşma, bakın İngilizce beni yine dil öğretimi benim alanım değil. Ancak şu bilgileri verebilirim. Bir dilin öğreniminde 4 faktör vardır. Yani 4 alan vardır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Evet. Çok iyi okuyabilirsiniz. Bu sizin çok iyi dinleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu ayrı bir beceri. Hı hı. Çok iyi okur ve dinleyebilirsiniz ama çok iyi yazabileceğiniz anlamına da gelmiyor. Bu da ayrı bir beceri. Yani sizin şu anda çıkıp maraton koşmanız gibi bir şey. Hı. Çalışmanız gerekiyor. Evet. Konuşma da böyle. Evet. Konuşmayı günlük hayatın bir parçası haline getiremediğimiz sürece ne kadar uğraşırsak uğraşalım, karada yüzme öğretmeye benzer bu iş. Hı hı. Yani çok iyi hareketleri gösterebilirsiniz karada ama o çocuk suyun içine dalacak ve yüzecek. Yüzmeyi ancak öyle öğrenebilir. Peki biz ne yaptık? Biz hazırlık okulunu yabancı diller yüksek okulu fakültesine, yabancı diller yüksek okuluna dönüştürdük. Ve hazırlık okulunu orada İngilizce bölümü, yabancı diller bölümünün içinde İngilizce bölümü olarak organize ettik. Yani orası şu anda bir yüksek okul. Ama hazırlık okulu iken Pearson akreditasyonunu tamamladık. Hı hı. Bu çok ciddi bir akreditasyon, evet, sürecidir. Öğrenim yöntemleri, öğrenim materyali, öğrenim süresi, öğreticiler açısından hiçbir eksiğimiz yok bizim. Hı hı. Öğretme iradesi açısından da eksiğimiz yok. O zaman geriye ne kalıyor? Hoca, öğrenci, materyal ve istikrar, metod, devamlılık, metot. Bütün bunları bir araya getirerek üzerinde ısrarla durmak kalıyor. Ve biz de bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Tabii ki derslerin İngilizce yapılıyor olması, çocukların da öğrencilerimizin 4. sınıftan mezun olurken İngilizceyi konuşabilir ve her türlü derdini, hatta akademik olarak da, çünkü yapıyorlar, sunumlar yapıyorlar. Bunlar hep İngilizce yapıyorlar. Kendilerini sektörlerin beklentilerine hazır hale getirmelerini sağlayacak. Çok iyi. Evet. Bu konuda da ciddiyiz yani. Evet. Bu çok önemli bir oran. Evet. Yani belki Toros Üniversitesi'ne hamle yaptıracak bir alan bu. Yani kuvvetli lisan bilen, evet, lisans diplomasının yanı sıra bazı bölümler açıldığı takdirde belki gelişecektir. Mesela hangi bölümlerde var? Mesela hazırlık okudu öğrenci diyelim, evet, ki yabancı dille ilgili bir eğitim yapıyorsa tamam. Evet. Ama diyelim ki iktisat okudu, işletme okudu. Şu an bunlar Türkçe yapılıyor bu eğitimler. Yok. İngilizce yapılıyor. Tabii işletme İngilizce yapılıyor. Bir tek inşaat ile psikoloji %30 İngilizce. Onlarda, evet, Türkçe yapı var. Geri kalan bütün bölümlerimiz bizim İngilizce. Onlar, meslek yüksekokulu hariç. Onlar tabii hazırlık okuyarak mı geliyorlar yoksa bazıları sınavla? Şimdi hazırlık okulu şöyle. Siz hazırlık okulu okumayacağım, ben sınava gireceğim dersiniz. Tamam. Muafiyet sınavından başarılı olursanız okumadan devam edebilirsiniz. Doğru. Ama muafiyet sınavını veremezsiniz. Hazırlığı okuyacaksınız. Okey, peki. Sevgili hocam, üniversitemizde sizin döneminizde başlayan bu intern öğrenci uygulaması var. Evet. Özellikle ben bunu çok değerli görüyorum. Çünkü ülkemizdeki özellikle sadece teorik eğitim alan üniversite gençliği ya da lise gençliği hayata çıktıkları zaman pratikte iş dünyası bu konuda çok refleks gösteriyor. Ve öğrencilerin iş hayatına uyumda sıkıntıları olduğunu söylüyor. İntern öğrenci aslında bu problemi çözecek olan bir uygulama. Evet. Onun için öncelikle kutluyorum.
Bunun uygulaması nasıl başladı, nasıl gelişiyor? 2 yıl önce başladı. Bu sene 3. yılımızı, 3. yılda öğrencilerimiz gitti. Şimdi buradaki konsept 7+1. 7 dönem bir üniversite öğrenimi biliyorsunuz 8 dönemdir. Evet. 7 dönem derslerini alır. O arada staj yaptığı hafta ara dönemler var. Onlar stajlarını da yapar. 8. döneme geldiğinde öğrenci bir işletmeye gider. Bu işletme Mersin'de de olabilir, Mersin dışında herhangi bir ilde de olabilir, başka bir ülkede de olabilir. Bu işletmeyi kendi bulabileceği gibi bizim bir iletişim portalımız var. Firmalar buraya kayıtlarını yapıyor ve ihtiyaçlarını belirliyor. Öğrenciler de buraya giriyor ve firmaları görüyor. Burada buluşabiliyorlar. Ve böylece öğrenci 8. döneminde bir firmaya gitmiş oluyor. Ne kadar sürüyor bu? 3 ay. Bir dönem. 3,5, 4 ay. 4 ay. Bir dönem orada bilfiil sabahtan akşama kadar oranın bir personeli gibi çalışıyor. İşletmeye hiçbir maliyeti yok. Bütün maliyetler bizde ama işletme bir haçlık, cep haçlığı verirse angarya yapmam ben derdi. O ayrı bir konu. O işi kaç öğrencimiz şu an kadar böyle bir yönteme tabi oldu? Şöyle, ilk 2 yıl biz bunu meslek mühendislik bölümleriyle yaptık. 4 bölümümüze yaptık. Bu yıldan itibaren işletme, uluslararası ticaret ve lojistik ve uluslararası finans. Uluslararası finans bölümümüz tabii yeni olduğu için henüz orada öğrenci yok. Ama burada 2 bölümümüzün öğrencileri gitti. Yani şu anda bir de sağlık yönetimi bölümümüz var. Onlar da gidiyor. Hemşirelik bölümümüzün öğrencileri ise 6+2 gidiyor. Tabii onların şeyleri daha farklı. Evet. Peki ne oluyor bunun sonunda? Bir işletme 4 ay boyunca çalıştırdığı, bir iş verdiği, yaptırdığı, denediği, gördüğü, yetiştirdiği kişiyi kaybetmek istemiyor. Çok ve iş alıyor. Çoğu değil, hemen hemen hepsi işe girdi. Yurt dışına ilk yılda 3 öğrenci gitmişti. 3'ü de yurt dışında işe girdi. Çok güzel. Yani neredeyse %100 interne giden öğrenci gittiği firmada kalıyor. Hatta geçen sene şöyle bir durum oldu. Ya 50 kişi gönderdik. Pardon, 45 civarı bir öğrenci gönderdik. 22'si işe girdi. Allah Allah dedik ya, ne oldu? Meğer diğerleri sunulan iş tekliflerini beğenmemiş. Bir anda, bir yılda. Evet. Böyle bir şey. Peki toplam öğrenci içerisinde interne katılma iradesi ortaya koyan öğrenci oranı mecburi nedir? Mecburi. Herkese mecburi. Çok güzel. Gayet güzel. Mecburi. Öyle. Kutluyorum hocam, bu çok o ilk geçiş aşamasındaki bir esneklikti. Şimdi mecburi, çok öyle iyi. Şey yok. Peki hocam, Torus mezunlarının genel olarak bu intern dışında iş bu oranları ne düzeydedir? Bunları izleyebiliyor musunuz? Tabii. Bir de mezunlarla iletişimi hangi yolda sağlamaktasınız? Yani okul bitince iş bitti diyor mu, yoksa iletişim devam ediyor mu? Şimdi biz bugüne kadar 2962 ya 3000'e yakın mezun vermişiz. Lisans ve ön lisans. Bunların %80'ine erişmiş durumdayız. Bizim mezun öğrenci bilgi sistemimiz var. Bunlarla yaptığımız görüşmede kaydettiğimiz bilgilere göre şu anda işe girme oranları %70 civarı. İnternlükten itibaren de %100 zaten gidiyor. Evet. Bunlar şey değil. Çok iyi. Bu tabii %70, %60, %70 iş bulmayı biz %100 görmek isteriz. Fakat tek başına bu bizim irademizle de tabii olacak bir konu değil. Ama bu rakamlar nettir. Evet, yani çok iyi. Öyle çok iyi. Şişirilmiş rakam değildir. Peki. Hocam, üniversitede öğrencilerin faydalanacağı, öğretim görevlilerinin faydalanacağı ve güncel bilgilere ulaşmak için faydalanacakları kütüphane ve benzeri kaynaklar sizce yeterli midir? Şimdi bu konu önemli bir konu. Gerçekten yeterlidir. Çünkü bakın, bazı rakamlar getirdim size ben. Biz 4 tane elektronik veri tabanına aboneyiz. 3 milyondan fazla kitaba, 200 bin civarında akademik dergiye her an erişebilir pozisyondayız.
5791 adet sesli kitap. Yani görme engelliler içinde. Evet. Buralara erişebiliyoruz. Ama bunun yanında kütüphanemizdeki raflarda şu anda 16.000'in üzerinde de basılı kitap var. Geçen sene bu 14.000'di. Her yıl bu katlanarak artıyor. Hiçbir bölümümüzde bir veriye veyahut da bir bilgiye, bir kaynağa erişme sıkıntımız yok. Öğrenci gider, bütün bu abone olduğumuz şeylerde hemen internet ortamında dünyanın her tarafındaki kitaba erişebilir. Çok iyi. Sevgili hocam, öğrencilerimizin tamamı farklı alanlarda okuyor tabii. Yani aynı alanda okumuyorlar. Dolayısıyla bunların sahaya çıkıp böyle Mersin'deki önemli odakları görme şansı sağlıyor musunuz? Mesela işte liman, serbest bölge, Ogen Sanayi Bölgesi, odalar, belediyeler. Bunlar biliyorsunuz özellikle öğrencilik hayatında çok değerli. Ufuk açan, vizyon kazandıran şeyler. Bunları bütün öğrenciler için yapabiliyor musunuz? Bir kere öğrencilerimiz stajlarını mesela Mersin'deki bütün hastaneler ve bu sağlıkla ilgili öğrencilerimiz erişebiliyor. Oraları görüyor. Mühendislik öğrencilerimiz keza kendi alanlarıyla ilgili işletmeleri görüyor. İşletme ve lojistik öğrencilerimiz saydığınız her yeri dolaşıyor. Çok iyi. Gerek onlar dolaşıyor, gerek oradaki uzmanları veya yöneticileri derslere getirerek buluşmalarını, deneyim paylaşımlarını sağlıyoruz. Bu açıdan bir eksiğimiz yok ama bu arada bu vesileyle tüm bu kurum yöneticilerimize, şirket yöneticilerimize, organize sanayi bölge yöneticilerimize, MTS'ye, her tarafa teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü. Evet. Her türlü desteği sağlıyorlar. Evet, sağ olsunlar. Belediyeler de var bu işin içinde. Evet, sağ olsunlar. Peki hocam, gençlerin sosyalleşmesi için üniversitemiz ne tür fırsatlar sunuyor? Üniversite sadece meslek kazandıran bir yer değil. O gözle bakmıyoruz. Bu önemli bir konu ama... Öğrencinin kendini hayata, sosyal yaşama da hazırlaması gerekiyor. Bir de öğrencinin kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani bana sordunuz hobiniz nedir diye. Şimdi bizde 36 tane öğrenci topluluğu var. Bunun içinde inşaat mühendisleri adaylarının kurduğu topluluktan tiyatroya, dansa, fotoğrafa, doğa sporlarına, doğa yürüyüşüne varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede öğrenci topluluklarımız var. Bunlar her sene değişik faaliyetler planlarlar. Tamamen kendileri planlar, kendileri icra ederler. Biz onlara her türlü desteği sağlarız. Hem maddi hem manevi olarak sağlarız. Dolayısıyla öğrenci, benim tavsiyem tabii, hemen bir öğrenci topluluğuna üye olsun. Hatta birden fazla üye olsun. O faaliyetlere katılsın, kendini geliştirsin. Çünkü günümüzdeki iş dünyasının istediği profil, bundan 40 yıl öncesi iş dünyasının istediği profil çok farklı değil. Tabii. Ben ilk dersimi 1982 yılında verdim. Yani nereden bakarsanız bakın yaklaşık 40 yıl olmuş. Şimdi 40 yıl sonraki sanayi için öğrenciye ders vermek durumundayım. Ben o dersi verirken internet yoktu. Cep telefonu yoktu. Kişisel bilgisayar yoktu. Evet. Tabii tabii. Ama şimdi şimdi karşınızda öyle bir öğrenci kitlesi ve bütün bunları kullanan öyle bir endüstri var ki. Tabii. Dolayısıyla biz de kendimizi sürekli ne yapmalıyız? Yenilemek zorundayız. Yenilemek zorundayız. Peki. Hocam, geçmişte üniversitelerin iş dünyasına kopuk olduğu yönünde bir yargı vardı Mersin'de. Evet. Ve gerçekten bunu ben izleyerek ve gözleyerek söyleyebilirim ki Toros Üniversitesi bunu yıktı. Yani üniversitenin iş dünyasıyla buluşması için çok farklı faaliyetler yaptı. Bunlar bundan sonra devam edecek mi? Yenilikçi bir takım çalışma planlarınız var mı? Ve ayrıca üniversitemiz eğitim dışında araştırma ve toplumsal faaliyetler konusunda daha etkin olarak neler yapmayı planlıyor yeni dönemde? Şimdi bizim üniversitemiz toplumla gerçekten iç içe. Bizim şu anda toplumun hizmetine sunduğumuz aktif iki tane salonumuz var. Dershaneleri saymıyorum. 45 evlerde yaklaşık 150 kişilik ve Bahçeli Evler kampüsünde de 500 kişilik iki tane salonumuz var. Bu salonumuz hem dışarıdan toplantı düzenlemek isteyip salon ihtiyacı olanlara, efendim ne bileyim
yani valiliğimizin bir müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu işte çalışma, sosyal yardım, kadın hakları mesela bununla ilgili bir faaliyetine veriyoruz. Diğer taraftan hakemlerimiz, il hakemlerimiz diyor ki hakemlere seminer vereceğiz. Hay hay diyoruz, gelin salonumuzu. Sivil topluma da açık. Tabii her tarafa açık. Tabii ki faaliyetin ne olduğuna bakıyoruz tabii, yani kuşkusuz. O ayrı bir konu. Tabii. Ve bu kapsamda toplam 46 faaliyet organize etmişiz veya organizasyonuna yardım etmişiz. 5000'den fazla katılım olmuş buralara. Şimdi bu bizim üniversite olarak toplumla gerçekten içi olduğumuzun bir göstergesi. Evet. Aynı zamanda günümüzün en önemli kavramı biliyorsunuz yaşam boyu öğrenme. Yani sürekli öğrenme. Yaş önemli değil. Bizim TORSEM'imiz var. Toros Sürekli Eğitim evet. Merkezi. Evet. Bu eğitim merkezinde biz birkaç örnek okumak istiyorum. Bakın eğitim koçluğundan tıbbi dokümantasyon, ARGE inovasyonu, yenilikçilik, girişimcilik, anne baba çocuk pizza atölyesi gibi birçok konuda geniş bir spektrumda topluma eğitim programları düzenliyoruz. Beden dili, efendim işitme engellilere yönelik işaret dili dahil. Buralara da bugüne kadar 900 civarında bir katılım olmuş. Hı hı. Şimdi bunlar önemli rakamlar. Evet. Bu işin toplum boyutu. Bir de tabii hocalarımızın yürüttüğü ARGE faaliyetleri var. Bilimsel araştırma projeleri var. Bunlar yapılıyor ve bunların sonuçları da raporlar halinde, kitaplar halinde topluma yayınlanıyor. 9 proje gerçekleştirmişiz bu kapsamda. İşte efendim şu ana kadar bunlara işte 250 bin lira gibi bir destek sağlamışız. Bilimsel yayınlarda bugüne kadar demin dedim 71 tane dünya ölçeğindeki literatürde yer alan yayınımız var. Bunları biraz daha yayarsak 163 bilimsel yayına çıkıyor bu. Ama yetmez. Daha da çok yapmamız gerekiyor. Firmalarla daha yakın temaslarımızın olması gerekiyor. Firmalara ARGE mesela eğitimleri veriyoruz. Daha yakın olmamız gerekiyor onlarla. Onların da hani bize gelmesini beklemeden biz kapı kapı evet. dolaşıp kendimizi anlatmak, potansiyelimizi anlatmak, hangi dertlerine deva olabileceğimizi anlatmamız gerekiyor. Böylece potansiyelimizi daha da duyurmamız, yaygınlaştırmamız evet. gerekiyor. Aslında bu tabii çok önemli bir davranış biçimi. Çünkü genelde uzun yıllar iş dünyası üniversite gelsin diye bekledi. Üniversite de iş dünyası gelsin diye bekledi. İki taraf da bekledi. Yok, beklemeye gerek yok. Yok. Biz yani. Birbirimize çok yakınız, iç içeyiz. Niye bekleyelim ki? Evet, yani? Çok iyi. Çünkü biz aynı zamanda sanayicilerimizi bakın. Bizim danışma kurullarımız vardır. Üniversite danışma kurulu, fakülte danışma kurulu, bölüm danışma kurulu. Bunlar paydaşlarımızdan, dış paydaş ve iç paydaşlarımızdan evet. oluşur. Bunların %41'i sanayicilerdir. Yani endüstridir, iş dünyasıdır. Temsil bakımından. Evet. Onları biz hep dinleriz, ihtiyaçlarını öğreniriz. Öğrencilerin ya eğitim programlarında onların isteklerine uygun düzenlemeler, yeni dersler eklemeye çok çalışırız. Güzel. Çok doğru. Hemen örnek verebilirim. Mesela serbest muhasebeci mali müşavirlerle olan ilişkimizde evet. denetim dersi koyduk. Gelişen bir alan. Hı hı. Yani finansal denetim, evet. finansal raporlama, finansal standartlar, finansal denetim dersi evet. oluşturduk. İhtiyaçtan hareketler. Tabii girişimcilik dersi evet. koyduk. Sanayicilerimiz ya iş adamlarımız bu konuda nasıl bir mezun bekliyorlar? Onlarda ne tip özellikler görmek istiyorlar? Kendi iş dünyalarının gelişimine de paralel olarak biz de takip ediyoruz ama onlar bizi bilgilendirecek, talep edecek. Biz de hemen ders programlarımızı ona göre evet. ayarlayacağız. Çok güzel.
Çok doğru bir yaklaşım. Kutluyorum. Gerçekten bu konuda Toros Üniversitesi'nin attığı adımları ben de yakından izliyorum. Evet. Çok önemli. Çünkü bu danışma kurulu bizim için çok önemli. Evet, yani ve ciddi çünkü, ciddi uyguluyoruz bunu. Evet. Yani akademik bilgi çünkü sadece hani tezlerde kalınca biliyorsunuz o işte raflara yani, koyuyoruz orada evet, kalıyor. Evet. Mutlaka hayatın pratiğinde evet, işe yarar olması lazım. Evet. Bu konuda hocam tabii şimdi sizin uzun bir deneyiminiz var. Yani hem Çağ Üniversitesi'nde hem Toros Üniversitesi'nde hem daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Şimdi Mersin'de yaşıyorsunuz uzun süredir. Aslında baktığımızda Akdeniz'in çok önemli bir şehri ve büyük bir potansiyele sahip. Fakat ne yazık ki son yapılan Türk istatistiklerinde de ortaya çıktı. Türkiye'de yüksek bir işsizlik oranı var. Mersin ve Adana'dan oluşan Çukurova Metropolü'nde de bu oran daha da yüksek. Yani. Biz neyi başaramıyoruz ki bu kadar zengin potansiyel olan bir kente istihdamı arttıramıyoruz, yatırımı arttıramıyoruz? Nedir eksiğimiz? Yani bazı altyapıdaki eksiklerimiz midir yoksa kentin bir güçlü lobisinin olmaması mıdır? Biraz üniversitenin dışında sorayım size bunları. Anladım. Peki ben de buna üniversite dışında genel bir cevap vermeye çalışayım. Aslında üniversite dışında değil, biz bu konuda gerçekten taşın altına elimizi uzatmış bir üniversiteyiz. Örneğin tarihi kent. Yıllardır konuşuluyor. En azından ben 12-13 yıldır, 15 yıla yakın oldu buradayım. Mesela Tarsus'un bir tarihi bölgesi var değil mi? Adana'nın var. Hı hı. Mersin'in ya yani Uray bölgesi. Evet. Ama bir türlü orayı bir tarihi kent haline getiremedik ki insanların geçiş güzergahında olsun. Ama biz üniversite olarak oradaki bir binayı restore ettik. Mimarlık fakültesi. Şimdi ikinci binayı yapıyoruz. Verirlerse daha da devam ederiz. orada verilebilecek yakın binalar var. Evet. Yani vakıflar bu atıl durumda. Öyle çöp yuvası olarak duruyor. Neden dursun? Yani yasal sorunlar halledilebilir. Biz yani taşın altına elimizi koyduk. Harcıyoruz. Yani kaynak da harcıyoruz. Şimdi bir söz ettiniz lobi. Ben lobi olayına şöyle bakarım. Çünkü ben aynı zamanda halkla ilişkiler bölüm başkanlığı da yaptığım için lobicilik o halkla ilişkiler programında ayrı bir bölümdür. Doğru. Bir derstir. Doğru. Lobicilik. Yalnız lobiyi yaparken altınız dolu olmalı. Boşlukta lobi yapılmaz. Lobi yapmaya gittiğiniz zaman peki şu dendiğinde buyum yok, şu dendiğinde buyum yok, bu olmaz. Şimdi hani askeriz, eski asker, askerlikten bir veciz bir söz söyleyeyim. Ne demek istediğimi daha iyi açıklayacaktır kısaca. Bir taarruz prensibi vardır. Ki lobicilik aslında bir taarruzi harekattır. Doğru mu? Taarruz ediyorsun, savunmuyorsunuz. Yetersiz hazırlıkla yapılan her taarruz başarısızlığa mahkumdur. Bir kere çok bu doğru. Çok net. Dolayısıyla lobicilik yapacaksak bile hazırlığımız yeterli olmalı. Bir şey dendiğinde işte burada. Bu işte burada. Mesela somut olarak Mersin'in lobisini yapmak rolünü üstlensek nasıl bir hazırlıkla çıkmak lazım piyasaya? Şimdi tabii bu sorduğunuz sorunun kapsamında ne var? Yatırım var mı? Var. Var. İnsan gücü var mı? Tabii. Var. İrade var mı? Var. O zaman koordine etmemiz gerekiyor. Bir liderlik yapmamız gerekiyor. Tarihi kenti halletmemiz gerekiyor o zaman. Bir an evvel halletmemiz gerekiyor. Ve diğer saydığınız konular, onlar tabii bizim boyumuzu aşan konular. Görev alanımızın da dışında olan konular ama şöyle görev alanımızın içinde oluyor. Mesela havaalanından bahsettiniz. O havaalanının pist inşaatında intern öğrencilerimden biri başında şapka, elinde kumpas, kağıt, defter o pistin başında pistin inşaatında çalıştı. Hı. Bir dönem. Hı hı. Dolayısıyla İlişkimiz o pistte var. Üniversitemizin de bir payı var, katkısı var. Daha fazla olsun inşallah. İnşallah, tabii. İnşallah. Ama ben bu lobi olayına böyle bakıyorum. Hı hı. Tarihi kent öncelikli bir konu. Bir de sporcu yani spora yatkın bir kişiliğim olarak şeye bakıyorum. Ya önümüz deniz, arkamız dağ. 5 kilometre içinde. Evet. Ben bazen İnsu'ya kadar koşuyorum. Şeyden çıkıyorum işte bizim evden veya Nevin Yanıt atletizm pistinden çıkıyorum. Nevin Yanıt'tan çıkarsam biraz daha kısa oluyor.
orada yukarıda gördüğünüz antene kadar koşuyorum, geliyorum. İşte gidiş geliş 30 kilometreye yakın. Dağ, arkasında dünya kadar güzel yerler var. Kesinlikle. Birçok vadi var. Önü deniz, fakat Mersin'e bakıyoruz. Ne dağcı, ne denizci. Evet, maalesef. Niye dağı da kullanamayalım, denizi de kullanamayalım? Bir iki tane trekking kulübü var. Onlar bir şeyler organize etmeye çalışıyor her hafta. Bir iki tanesine ben de katıldım. Dağ tırmanışa götürüyorlar, kanyonlara yürüyüşe götürüyorlar. Fakat insan daha çok olsun istiyor. Yani bunu hiçbirine sahip olmayan ülkeler kendi kasabalarını ne hale getiriyorlar? Evet. Yani işte üzülüyor insan. Gerçekten yani bu kadar potansiyele sahip bir şehrin markalaşmaması, dünyadan yatırım çekmemesi veya turist çekmemesi gerçekten hepimizin aslında eksikliği. Ben size başka bir şey söyleyeyim o zaman. Hadi yüreğimiz yanıyor ya bu işlerde. Hı-hı. Yüreği yanan biri olarak. Erdemli istikametinde doğru gittiğinizde denize yakın sol tarafta gördüğünüz o Heyula binaları görürseniz bir daha gider misiniz? Gitmezsiniz tabii. İşte bu. Evet. Yani tamam hoca, o binaları ortadan kaldıramayacağız. Ne yapalım? O zaman ona göre bir şeyler düşüneceğiz. Tabii. Belki bundan sonraki gelişmelerin sağlıklı olmasını yapmak lazım veya şehir yani, planlamasını bundan sonraki alanları katletmemesini sağlamak lazım. Çünkü kimle görüşsek yatırım irademiz var. Para problem değil diyor. Evet. O zaman koordine etmemiz lazım. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi bununla ilgili yine çok eskilerden aklımda kalan bir şeyi paylaşayım. Tabii biz yaşlıyız biraz. Eskilerden bazen kuduz problemi olurdu. Biz çocukken yani daha çocukluktan gençliğe doğru geçerken böyle bir problem yaşandığında bir şey okumuştum. Diyor ki kuduzla mücadeleye kuduzun hiç görülmediği yerden başlayacaksın. Yani bu bir strateji. O zaman Mersin'e de bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani mesela bakir olan bir sahilde modern bir yapılaşma yapıp bir yerden başlamamız gerekiyor. Ama eminim ki Mersin'in ortak aklı bunu şekillendirebilir. Umutla bekliyoruz. Ama bu şekillendirme olduktan sonra lobiye geçin. Bir şey yokken, bir hazırlık yokken lobiye geçilemez. O zaman yetersiz hazırlıkla yapılan taarruz başarısızlığa mahkumdur. Evet. Bitti gitti yani. Evet. Aslında mesela şu an Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın gecikmesinde bazı nedenler var. Bunları biz biliyoruz ve aslında bu konuda belki merkezi hükümetin ortaya bir irade koymasında Mersin kent lobisi olsaydı ve bunlar daha fazla bir çalışma yapsaydı parlamentoda daha etkili olur diye bizim mesela bir düşüncemiz var. Sivil toplum örgütleri olarak. Dolayısıyla dediğiniz gibi alan çok doğru. Yani o alanda bir yoğunlaşıp lobicilik yapmak lazım ama altı dolu olması lazım. Aktörler bir araya gelecek. Yani sadece anlatacak. Biz Mersin'i kalkındırmak istiyoruz deyip lobicilik yapamazsınız. Somut önerilerle gitmek lazım. Hazırlayacaksınız. Evet. Hazır olacaksınız ve öyle taarruza kalkacaksınız. Bence size olmaz. Bir kitap konusu daha çıktı, lobicilik. Bence siz bu hızla onu da yazarsınız. Yani inşallah. Yani, ve Türkiye'de çok fazla kaynak da yok bu konuda. Yani çünkü Türkiye bence lobiciliği bilmiyor. Tabii lobiciliği farklı etik olmayan lobicilik anlamında uygulayanlar var veya görenler var. Biz onu kastetmiyoruz. Tabii ki. Yani biz etik lobicilikten bahsediyoruz. Kamu çıkarı açısından. Evet. Yani etik olmayan lobiciliğin adı rüşvete gider. Evet. Biz öyle bir şeyi kastetmiyoruz. Tabii ki. Asla. Tabii ki. Yani lobicilik burada tanıtım, derdini anlatma, çözüm yolları önerme ve birlikte hareket etme iradesini anlatan bir kavram olarak kullanıyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi Mersin'de bir önemli problemimiz var. Yıllar önce Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeli yurttaşlar Mersin'e geldi ve işte 2 milyon civarında nüfusumuz varken şu an resmi olmayan rakamlara göre bazen 400 bin bazen 500 bin sayısından bahsediyoruz. Bu konuda aslında üniversiteler daha etkin bir rol üstlenmemeli mi? Mesela işte yüksek lisansıyla doktorada bir iki test çalışması yapılsa mevcut durumun tespiti açısından artı bunlara çözüm üretmek için bir katkı sağlayabilir mi? Bir akademisyen olarak siz buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu konuda YÖK'ün de yaptığı bir çalışmadan size bir iki rakam vermek isterim. Bu gerçekten bir vaka ve önemli bir konu. Şimdi Türkiye'de 540 bin yüksek öğrenim düzeyinde Suriyeli sığınmacı var. 540 bin üniversite. Evet.
Dünyada bu tip sığınmacıların bu düzeyde yüksek, yani yüksek öğrenim görmek aşamasında olanların ancak %1'i erişebilir iken, Türkiye'de bu rakam 28 bin. Yani bu 540 binin 28 bini yüksek öğrenime erişebiliyor. Hı hı. Türkiye bunu sağlamış. Bu dünya ortalamasının 5 katından fazla. Hı hı. Bu rakam YÖK'ün raporlarında mevcut. Bu önemli bir rakam. Tabii ki biz de burada bizim Suriyeli öğrencilerimiz de var. Hı hı. Suriyeli, belki bu bölgede Suriyeli akademisyenler de var. Tabii göç demiyoruz biz buna. Bu göç değil. Bu bir sığınmacı. Çok tabii, özel tabii. bir durum. Bunun tanımı geçici bir önemli. Statü, evet. Evet. Üniversite olarak biz bunları akademik çalışmalarımızda kentimiz açısından incelemeli, analizlerini yapmalı, çeşitli önerilerde bulunabilmeyiz. Bunlar tez konusu, araştırma konusu olabilir. Fakat bu bilgiler zaten ilimizde mevcut. Bütün Mersin'de kaç yüz binin yaşadığı, evet. bunların mesleklere göre dağılımı, ihtiyaçların neler olduğu konusunda. Belki o idareyle biraz daha yakın çalışarak bir takım faaliyetlerde bulunabiliriz. Zaten bu konu bizim de projeksiyonumuzda yer almaktadır. Mesela hocam, bu konuda benim bir fikrim var. Sizinle paylaşmak Buyurun. İstediğim. Şimdi bu insanlar Arap kökenli, Arapça biliyorlar. Evet. Ve Müslümanlar. Dolayısıyla bizim kültürümüze yakın oldukları alanlar da var. Evet. Türkiye'nin de bu arada Orta Doğu'ya ve Afrika'ya ihracatla ilgili ciddi bir sıkıntısı var. Şu an ülkemizin ihracatı işte 165 milyar dolar civarında seyrediyor yıllık. Evet. Biz bu rakamı arttırmak için mesela Türk ve Suriyeli ortaklıkla kurulacak olan şirketlerde o coğrafyalara, Orta Doğu'ya, Afrika'ya daha sağlıklı ihracat yapma şansımız olmaz mı? Ben ona hemen bir şey daha ekleyeyim. Sağlık turizmi. Evet. Şimdi sağlık turizminde de Arapça bilen, evet. O kültürü tanıyan elemanların sağlık tesislerimizde zaten istihdam edilmeye başlandığında biliyoruz, evet. duyuyoruz. Evet. Dolayısıyla yani tek ihracat yok burada. Evet. Çok yönlü. Çok yönlü bir konu evet. bu. Evet. Tabii sonuçta yabancı bir kültür. Öyle ya da böyle. Evet. Yakın kültür ama yabancı kültür. Kültürler arası etkileşim kaçınılmaz. Evet, peki hocam. Hocam ben şimdi 19. soruma geldim. Buyurun. Biliyorsunuz bu PISA dediğimiz uluslararası değerlendirmeler var eğitim sektöründe. Türkiye bu konuda maalesef iyi sonuçlar almıyor. Özellikle sanıyorum lise düzeyindeki olan öğrenciler için yapılan bir değerlendirme. Siz de bunu izlemişsinizdir mutlaka. Bunu ben 20. soruyla da birleştirip, yani Türkiye'nin eğitim sisteminde sizin düşündüğünüz bir yeni model olmalı mıdır? Veya Türkiye kendine dünyadaki iyi örnekleri inceleyip mesela Finlandiya gibi, Singapur gibi bir model yaratmalı mıdır? Çünkü yani çok avantajlı bir coğrafyadayız. Genç bir nüfusumuz evet. var ama eğitimle ilgili başımız hep böyle sıkıntıda. Ne önerirsiniz bu Şimdi, konuda? Şimdi ben deminki soruya bir iki daha rakam eklemek istiyorum. Hay. Bizde de yabancı öğrenci var. Yani şu anda 62, bu sene 100'e yakın müracaat var. Buradan da gelecek öğrenciler. 9 ayrı ülkeden bizde öğrenci var. Bakın mesela Suriye, Irak, Filistin, Somali, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Umman. Bunlar hep bize gelen yabancı öğrencilerin ülkeleri. 62 öğrencinin 22'si kadın, 40'ı erkek. Suriyeli 29 öğrencimiz var. Yani Suriye konusu sadece göç idaresini değil, bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla o sorunuza katılıyorum ben. Şimdi gelelim gençlerimizin eğitim ortalamasının düşük olması konusuna. Şimdi bu tek boyutlu bir problem değil. Bu çok boyutlu bir problem. Ben size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gençlerimizin yeteneğinden emin olalım. Gençlerimizin yeteneği sorgulanmamalı. Yani onlar yetenekliler. İlkokuldan üniversiteyi bitirene kadar 16 yıllık bir süreç. Öyle düşünelim basit olarak. Ya burada ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite, her biri birbirine geçen birer halka. Bir yerde aksama olursa akordeon gibi geri kalan tarafa da dalga olarak yansıyor.
Dolayısıyla ilkokulda iyi yetişmeyen bir çocuğu ortaokulda toparlayamazsınız. Oradan iyi çıkmayan bir çocuğun lisede şansı yok. Lisede yetişmeyen çocuk üniversiteye geldiğinde dilekçe bile yazamıyor. Anası evet. elinden tutup getiriyor. Şimdi bir kere bunu bir zincir olarak düşünmemiz gerekiyor. Biz çok şikayet ediyoruz çocuklardan. Okumuyorlar, etmiyorlar. Hayır, şikayet edemeyiz. Çünkü ben ne dedim? İlk dersimi ben 40 yıl önce verdim. 40 yıl sonra şu anda ders veriyoruz. Öğrenci değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. Dolayısıyla bizim öğrenciye bakışımız ve onu yetiştirme tarzlarımız değişmeli. Peki üniversite olarak neler yapılıyor? Tabiri caizse öğrenme ters yüz edildi. Öğrenci oturacak, hoca anlatacak diye bir şey yok. Artık hoca oturuyor, öğrenci anlatacak. Peki bu nasıl olacak? Şimdi eskiden öğrenci gelirdi, ona bir öğrenim materyali verilirdi. Hoca anlatırdı, öğrenci alırdı, gider evinde ödevini yapardı, gelirdi. Şimdi böyle değil. Dünya şunu yapıyor. Ders materyali önceden hazır. Bilgi işlem teknolojileri zaten mümkün. Öğrenci daha sınıfa gelmeden önce o hafta hangi kitaptan, hangi bölüm, neresi incelenecek ve neler araştırılacak bunları görüyor. Bunların ön çalışmasını, hazırlığını yapıyor. Hoca derste artık tahtada eskiden anlattığı şeyleri anlatmakla zaman kaybetmiyor. Direkt uygulamaya geçiyor. Çocuk kavramı öğrendiği için hani bir iki soru olabilir, açıklama yapar hoca. Şimdi o kavramla gel bakalım arkadaş, bak sapı gördün, çöpü gördün, camı gördün. Şimdi direkt gözlük yapmaya başlıyor öğrenci sınıf içerisinde. Yani eğitim ters yüz edildi. Evet. Bütün bölümlerde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi liseden çocuğun dolu gelmesi gerekiyor. Yani bazen bir çocuğa soruyorum, bana 40 milimetrelik bir uzunluk göster diyorum. Şaşırıyor. Yani şaşırıyor ne göstereceğini. 40 milimetre diyorum ya, sadece 40 milimetre. Evet. Şaşırıyor çocuk. Evet. Yani çok aslında köklü bir değişime ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ben. Bir şey söyleyeyim. Tabii. Ya bu sözü kullanmak istemiyorum bizim zamanımızda diye ama eğitimde inanın öğrenim yöntemleri veya yaklaşımı olarak biraz daha başarıya odaklı hale gelmemiz gerekiyor. Başarının tanımı, başarının kriterleri değişiyor günümüzde. Ama ilkokulda mesela kalma vardı bizde. Siz de tabii. bana yaş olarak yakınsınız. Evet. İlkokulda kalma vardı. Tabii ki. Ortaokulda 10 tane ders aldınız, bir tane dersten kaldınız, 10 dersi tekrar ettiriyorlardı. Acımasız bir şeydi. Lisede de öyle. Bunlar gerçekten acımasızdı. Ama bizi yetiştirdi. Kesinlikle. Şimdi disiplin. İlkokulda kimseyi bırakamazsınız. Yani ortaokulda bile bırakmak zor. Amaç bırakmak değil. Ben başka bir şey anlatmaya tabii çalışıyorum. Tabii. Belki bırakma kelimesi, sınıfta derste bırakma kelimesi birden hani insanları rahatsız edici evet. olabilir ama amacımız bırakma değil. Amacımız oradaki eğitimin ciddiyetini evet. aktarabilmekti. Evet. Evet. Sabah bu olmadan olmaz. Yani eğitimde de bir ciddiyet, bir disiplin olacak abi. Yani. Şu an çok esnek tabii. Yoksa öğrenci yani hiç ter akıtmadan geçecek. Olmaz. Basit iki şeye çalışacak, girecek. Böyle basit kopyacılık veyahut da kopya derken şey kopyayı kastetmiyorum. İşte okudu, ezberledi, girdi. O ona benzer soru geldi, yaptı. Hayır. Tam tersine sanayili işçi olacak. Kendi meslek alanının evet. uygulamalarıyla iç içe olacak. Eli nasır tutacak. Mezun olduğunda alın terlemiş olacak öğrenci. Mesela Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi biliyorsunuz meslek okulu açıldı. Evet. O okul atölyelerin içerisinde. Yani atölye okulun içinde. Dolayısıyla pratikte her şeyi yapabilir hale geliyorlar. Evet. O zaman da eğlenceli ve öğrendirici oluyor. Mesela bugün sabah ben berberdeyken 8 yaşında bir çocuk geldi. Çocuk o işletme sahibinin oğlu. İsmini keşke hatırlasam söylesem size. Biraz sohbet ettim onunla, ben takıldım böyle.
Dedim ki okulu seviyor musun? Hani çocuklara ne sorulur? Okulla ilgili bir şey sorulur. Dedi ki ya ben okulu hiç sevmiyorum dedi. Niye dedim? Dedi ki okulu dedi %20 ancak seviyorum. %80 sevmiyorum. Bak çocuk ama evet. 8 yaşında oran veriyor. Niye dedim? Dedi ki ya çok sıkıcı dedi dersler geçiyor. Peki de mesela oyunlar dedim olsa oyunlarda sana bunu öğretmeye çalışsa falan o zaman severim dedi tabii. Mesela o tam Finlandiya öğretim yöntemi. Yani öğretmen çok değerli. Bütün hocalar Finlandiya'da yüksek lisans yapıyor. Evet. Ücretler çok iyi düzeyde ve seçilmiş insanlar ve o insanların sınıflarında 7-8 öğrenci var ve her şey oyun ortamında öğretiliyor. Bizdeki en büyük eksiklik o teorik şimdi bilgi. Şimdi bunun üniversite uygulaması sınıf. Şöyle olacak. Hı-hı. Hani hoca dedik bu bir öğrenim yöntemi. Evet. Flipped learning. Hı-hı. Tamam. Ama burada değişik iş modelleri yaratabiliriz. Hı-hı. Örneğin bir lojistik firması gelir üniversiteyle anlaşma yapar. Orada bir lojistik laboratuvar kurar ki biz kurduk. Lojistik hı-hı. laboratuvarımız var. Hı-hı. Orada bir simülasyonumuz var. Lojistik simülasyonunu öğrenciler yaparak çıkıyor. Hı-hı. Yani çıktığı zaman tedarik zinciri nedir, antrepo nedir kafası karışmayacak. Çünkü bunu uyguladı. Evet. İnşaat bölümü laboratuvarımız var. Yani firmalar gelip üniversiteyle işbirliği yaparak hı-hı. kendi sektörlerini ilgilendiren laboratuvarları kurup orada onu birlikte işletebiliriz orayı. Evet. Bu da iyi bir öneri. Yani tabii ki ileriye dönük projeksiyonumuzda böyle yaklaşımlar var. Evet. Bunları kurabildiğimiz ölçüde öğrenci öyle sıkılmayacak. Sıkılacak zaman bulmayacak çünkü yaptığı iş bir işe yarayacak. Evet. Evet. Sevgi hocam zamanımızı oldukça aştık. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Değerli seyirciler. Bugünkü konuğumuz Toros Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Haluk Korkmaz Yürek'ti. Ben kendisine programa renk kattığı için, bilgileriyle bizi aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediği bir şey varsa mikrofonu uzatalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben çok davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Sorduğunuz sorular için de epey bir hazırlık yaparak geldim. Böylece hem kendimi de revize etmiş oldum. Hem sorular için hem de güzel yönetiminiz için çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah yeni programda da beraber oluruz. Zaten kitapların her birisi bir program konusu. Bir de şu lobiciliğe de biraz çalışmak lazım sorun hocam. Sorun değil. Onları yaparız. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.